Merhaba arkadaşlar. Gruptaki arkadaşlarımın isteği üzerine bir video yapmak istedim. CC Cleaner temizlik programı nasıl kurulur? Kurulumunda nereler işaretlenir ve nasıl temizlik yapılır? Onu öğreteceğim size. Fakat indirmeye ve kurmaya geçmeden önce her PC'nin olmazsa olmaz gereken iki programa ihtiyacı var. Bir antivirüs programı. İkincisi muhakkak ve muhakkak CC Cleaner. CC Cleaner nedir? Özellikle oyun oynayan arkadaşlar için veya video seyreden, çeşitli sitelere girip çıkan herkes tıkladığı her linkten, her siteden hiçbir virüs programının bulamadığı pop ve çerezlere, hatta ve hatta asalak virüslere, o çok küçük virüslere bulaşabiliyor bilgisayar. Bu da tarayıcılarımızı çok yavaşlatıyor, bilgisayarımızı çok ağırlaştırıyor. Hatta kimlik avı yapan siteler bile var tıkladığınız her yerde. Bu CC Cleaner bunların hepsini tamamını temizliyor arkadaşlar. Tanıtıma geçmeden önce bir resim daha göstermek istiyorum. Bunu da eve gelen uydunetçiden öğrendim. Şöyle bir resim arkadaşlar. Biliyorsunuz hepimizin modemi var. Modemin arkasında bu bağlantı girişi var. Anten kablosu gibi. Bunda zamanla bir ay içinde çok statik elektrik toplanıyormuş. Bana tavsiyesi üzerine bu anten elektrik fişini çektikten sonra bu anten kablosunu çözeceksiniz. Duvara veya parmağınıza değip birikmiş statik elektriği topraklama yaptıktan sonra 10 saniye sonra bunu takıyorsunuz. Elektrik fişini de takıyorsunuz. Bilgisayarınızın da çok rahatladığını göreceksiniz. Şimdi CC Cleaner indirmeye geçelim arkadaşlar. Google Chrome'da cclaner yazıyoruz. En güvenli site gezginler. Gezginlerden girdik. Tıklıyoruz. Tabi siz hangi tarihte tıklıyorsanız bu siteye, hangi program güncelse onun yerine bu gelecektir. İndire tıklıyoruz arkadaşlar. Kurulumunu yapıyoruz. Bekliyoruz aşağı inmesini. Evet, dosyamız aşağı indi. Bir kere tıklayıp açılmasını bekliyoruz. Bu pencereyi kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi şuradaki ikona tıklayıp buradan Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. İleri dedik. Bunların hepsi işaretli olacak. Hiç oynamayın. Kur dedik. Bitir dedik. Bende gelmedi. Son sekmede kur derken aşağıda toolbar yüklesin mi der. Onun tikini kaldırın. Şimdi burada işaretlemeniz gereken yerleri ben size göstereceğim arkadaşlar. Sakın başka sekmeleri işaretlemeyin. Bilgisayarınızın özgün dosyalarına tehlike verirsiniz. Burayı işaretliyoruz. Kayıtlı şifreleri istemiyoruz. A şifresini asla işaretlemiyoruz. DNS ön belleği, bunları hepsini dolduruyoruz. Masaüstü kısa yolları asla işaretlemiyoruz. Bunları işaretleyemezsiniz, hata verir. Hemen kaldırın tekini. Ortam yolu, eski en yükleme verileri ve bazılarınızda şey gözükür. Çetele dosyaları. Bu versiyonda çıkmadı. O çetele dosyalarını da işaretleyin arkadaşlar. Şimdi yapacağımız birkaç işlem var. Her akşam PC'nizi yani bilgisayarınızı bununla kapatırsanız bütün pop, çerez ve asalaklardan temizlenmiş, ertesi güne pırıl pırıl açılmasını sağlarsınız. Asla bunsuz bilgisayarı kapatmayın. Analiz diyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Ne kadar yorgun olursanız olun 2 dakikanızı alacak. Bunsuz asla bilgisayarınızı kapatmayın. Şimdi bende çok çabuk çıktı sürekli yaptığım için. Sizde çok uzun sürecektir. Sabırla bekleyin. Temizliğe başla diyorsunuz. Bu işletim sitesindeki dosyalar kalıcı olarak silinecektir. Hiç korkmayın. Bu mesajı bir daha göstermeye işaretleyip tamam deyin. Tabi bunlar açıkken Google, Chrome, Mozilla, Explorer hiçbiri açık olmayacak. Uyarı verir yoksa. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Temizliğe başlıyoruz. Silindi. Bu internet Explorer'da bir dosya her zaman çıkar. Şimdi kayıt defterine tıklıyoruz arkadaşlar. İşletim sisteminizdeki
Aktive X sorunları dahil bütün sorunları burası temizliyor. Sorunlar için tara diyoruz. Ben sürekli yaptığım için çıkmayacaktır veya 1-2 tane çıkacaktır. Bir tane çıktı, gördünüz. Siz de bir sürü bulabilir. Çok rahatlayacak bilgisayarınız. Seçili sorunları çöz dedikten sonra kayıt defterine yapılan değişiklikler yedeklensin mi? Evet derseniz dosya açar, bilgisayarınıza kaydetmeye kalkar. Hayır diyeceksiniz. Sorunu çöz diyeceksiniz. Kapat diyeceksiniz. Ve sıfır hata alana kadar bu işlemi tekrarlayacaksınız. Özellikle uzun zamandır yapmayanlar veya ilk yapanlar için. Ta ki sorun bulunmadı deyip çıkış yapacaksınız. Bakın buraya aşağıya pencere atar. Bilgisayarı da kasmasın diye ters tıklayıp çıkış yapacaksınız. Ve her akşam bilgisayarınızı bundan kapatmayın. Unutmayın. Ertesi gün çok rahat ve hızlı bir bilgisayar sizi bekliyor olacak. Teşekkürler. Görüşmek üzere.